Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed. Fil evvelin vel ahirin ve fil mele'il ala ila yevmiddin. Rabbi yessir ve la tuassir, Rabbi temmim bil hayr. Mahşerde insanlar 12 fırka olacaklar. Allah-u Teala yüce kitabımızda malen şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Kişi insanlar kardeşinden, annesinden, babasından, karısından, çocuğundan kaçacak. Bu ayeti kerimeyi şu Şüssav Hazretleri tefsir yapıyor. Dünyada kötü ahlak sahipleri bu kötü ahlakı bırakmadan bu kötü ahlak sahipleri manen birer hayvan olurlar. Şayet bu kötü ahlakı bırakmadan ölürlerse kabirden birer hayvan şeklinde dirilirler ve birbirinden kaçarlar buyuruyor. Hazreti Ali Efendimiz güzel ahlak üç tane de buyuruyor. Bir, Allah-u Teala'nın emir ve yasaklarını tutmak. İki, evvelkiyle anne, baba, çocuk, gelinle iyi geçirmek. Üç, Allah-u Teala'nın dostlarıyla beraber olmak. Mürşid-i Kamillerle beraber olmaktır buyuruyor. Muad bin Cemel radıyallahu anh şu hadis-i şerifi rivayet eder. Ben Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme sura üfürüldüğü gün mezardan kalkıp mahşere bölük bölük gelirsiniz. Nebe suresi ayet 18 malindeki ayetten sordum. Akiminde Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek gözlerinden yaşlar dökülüverdi ve şöyle buyurdu. Ey Muaz! Çok büyük bir işten soruyorsun. O gün ümmetim 12 fırka olacaklar. Olarak kabirlerinden kalkacaklar. O gün ümmetim 12 fırka olarak kabirlerden kalkar. Birinci fırka kabirlerinden elleri ve ayakları olmadan çıkar. Ve böyle mahşere gelirler. Allah-u Teala tarafından bir münadi şöyle nida da bulunur. Bunlar dünyadayken komşularını eziyet eden kimselerdir. Bu onların cezasıdır. Gidecekleri yer de cehennemdir. İkinci fırka. Kabirlerinden yabani hayvan şeklinde çıkarlar. Münadi bunların hakkında şöyledir. Bunlar dünyadayken onlar namazlarından gafildirler. Namazlarını kılmazlar maün. Gafletlerinden namazı aldırış etmeyenlerdir. İşte bu onların cezasıdır. Gidecekleri yer de cehennemdir. Üçüncü fırka kabirlerinden karınları yılanlarla dolu olduğu için şişmiş olarak çıkarlar. Bunlar içinde münadi şöyle nida eder. Bunlar kendilerine farz kılınan zekatı vermeyenlerdir. Bu onlara verilen cezadır. Gidecekleri yer cehennemdir. Dördüncü fırka. Ağızlarından kan aktığı halde kabirlerinden çıkarlar. Ve bunların bağırsaklarında yerde sürünür. Bunlar hakkında münadi şöyledir. Bunlar alışverişte yalan konuşan kimselerdir. Bu onların cezasıdır. Gidecek oldukları yer cehennemdir. Beşinci fırka kabirlerinden çıktıkları vakitte insanlar arasında çürümüş leşten daha kötü bir koku yayarlar. Bunlar hakkında bir münadi şöyledir. Bunlar günah işlerken insanlardan
korktukları için onlardan gizlenirdi. Fakat Allah Teala'dan korkmazlardı. Halbuki Allah onlara görüyor ve ne yaptıklarını biliyordu. Bu onların cezasıdır. Gidecekleri yer ise cehennemdir. Altıncı fırka. Kabirlerinden boğazları kesilmiş olarak çıkarlar. Bunlar hakkında münadı şöyledir. Bunlar dünyadayken yalan yere şahitlik yapan kimselerdi. İşte cezaları budur. Gidecekleri yer cehennemdir. Yedinci fırka, cinsi organlarından irin aktığı halde kabirlerinden çıkarlar. Münadi onlar hakkında şöyle nida eder. Bunlar dünyadayken zina yaparlardı. Tövbe etmediler. İşte onların cezaları budur. Gidecek oldukları yer cehennemdir. Sekizinci fırka, kabirlerinden çıkıp mahşere sevk olunurken dilleri bulunmaz ve ağızlarından kan ve irin akar. Bunlar hakkında münadı şöyledir. Bunlar şehadeti men ederler. Bunlar yaptıkları bu günahtan tövbe etmeden öldüler. İşte bu onların cezasıdır. Gidecekleri yer cehennemdir. Dokuzuncu fırka. Kabirlerinden yüzleri simsiyah. Gözleri gök. Rengi kara, renkli karınları da ateş dolu olarak çıkarlar. Münadi bunlar hakkında şöyle seslenir. Bunlar dünyada haksız olarak yetimlerin mallarını yiyenlerdir. Bunlar tövbe etmeden öldüler. İşte bu onların cezasıdır. Gidecekleri yer cehennemdir. 10. fırka. Kabirlerden cüzzam hastalığına tutularak çıkarlar. Bunlar hakkında münadi şöyledir. Bunlar ana babasına isyan eden kimselerdir. Bu onların cezasıdır. Gidecekleri yer cehennemdir. 11. fırka. Baş ve kalp gözleri kör olarak, dişleri öküz burnuzu gibi, dudakları göğüslerine düşmüş, diller ise karınlarına sakmış olarak kabirlerinden çıkarlar. Bunlar hakkında münadı şöyledir. Bunlar dünyadayken içki içenlerdir. Bunlar yaptıkları günahtan tövbe etmeden öldüler. Bu onların cezasıdır. Gidecekleri yer cehennemdir. 12. fırka. Kabirlerinden çıkıp ayın 14'ü gibi parlarlar. Bunlar mahşere başlarında taç, üzerlerinde hülleleri, önlerinde ise bir nur olarak gelirler. Bunlar Sırat Köprüsü'nden şimşek gibi geçerler. Bunlar hakkında bir münadı şöyledir. Bunlar dünyadayken salih amellerde bulunurlardı. Kötülüğü nehyederlerdi. 5 vakit namazlarını vaktinde kılarlar. Cemaate devam ederlerdi. Bunlar salih, abid ve sabırlı kimselerdi. Yapmış oldukları küçük günahlarından tövbe ederek ahirete göçtüler. İşte bu onların mükafatıdır. Gidecek oldukları yerler de cennettir. Kadı Beydavi. Seyyid Abdülhakim Ehl-i Hüseyin Hazretleri bir sohbetinde Hızır suretine giren kişilerden başkası Sadat'ın himmetiyle, manevi yardım ve duasıyla tövbekar oldukları zaman asıl suretlerine dönerler. Kardeşlerim, biz de bir Allah dostuyla tanışıp onları ziyaret etmek nasip olduysa onlarla beraber tövbe edip duasını alalım. Onlarla yapılan tövbe nasıl oluyor? Bütün günahlar affolunduğu gibi ne kadar günah varsa günahları Allah-u Teala sevap getiriyor. Bir gün bir vekil bir yerde tövbe veriyormuş. Bir de çocuk varmış. Bu çocuk diyormuş ki amca bunlar 4 ayaklı geliyor, 2 ayaklı oluyorlar diyormuş. Onların manevi sıfatı veriyor. İşte vekille beraber tövbe ettiği zaman insan oluyorlarmış. Yine bir yerde bir vekil, bir müşrik amile, bir Müslüman tövbe ederken bu kardeşimiz ya Rabbi ben yapmış olduğum günahlara pişmanım diyecekken keşke daha çok güneşleteydim diyor.
Diyorlar ki bu tövbe olmadı. Onun kalp göz açılıyor. Bir bakıyor ki bütün günahları sevap oluyormuş. Bu şöyle düşünmüş. Keşke daha çok günahım olsaydı da daha çok sevap olsaydı diye düşünmüş. Bir kardeşimizi tövbe teklif ediyorlarmış. O da bir türlü gitmiyormuş. Zaman geri o da gidiyor Adıyaman Kâdem Menzil'e tövbe ediyor. Bu kardeşim şöyle diyormuş. Sizin silahınız yok muydu? Beni silah soluyla buraya getirmen diyormuş. İşte kardeşlerim bizi de kardeşim teklif ediyordu. Biz Adıyaman Menzil'e bir cami odası mı görürdük? Ne zaman ki vekille beraber gittik, Resul tövbe ettik, o zaman bu kapının büyüklüğünü anlayabildik. İşte bu manevi yol anlatılmıyor, ancak yaşanıyor. Seyyid Muhammed Kadir buyuruyor, tarikat tövbesi ilahi bir akit, bir sözleşmedir. İnsanın şeytan tövbe almasıyla insanın ruhu ister nurlu ister nursuz olsa da ruhu şeyhin nurluğun ruhuna bağlanır. Şeyhin nurlu ruhu da Allah-u Teala'nın arşına bağlıdır. Şeyhin ruhu oradan tövbe edenin kalbine nur, aşk, muhabbet döker buyuruyor. Abdurrahman Tağ Hazretleri şöyle buyuruyor. Abdurrahman Tağ Hazretleri buyuruyor ki şeyh elini tutmaktan maksat gölgesine girmektir. Nasıl bir gölge insanı sıcaktan men ediyorsa kamil bir mürşit de müridi nefis ve şeytanın hilelerinden muhafaza eder. Gölgeden maksat zahiren şeriat emir ve batında ise himmet demektir. Lakin gölgeye girmenin vazifesi tövbe eden ayettir. Yani mürid beyata talip olup ve hizmeti benimsense teslim olursa bir istifade eder. Şayet teslim olmazsa mürşidin gölgesi müride gelir ama tesir etmez. Çünkü Resulullah Kibriyas Aleyhisselam gölgesi amcası Ebu Talib'e aksetti ama Ebu Talib kendi iradesiyle teslim olmadı. Olmadığı için fayda görmedi. Müşrik kamiller el tuttuktan murat müşridin gölgesine girip istifade etmektir. Tarikat-ı Nakşibendi de mürit tövbe edip intisad edince Allah-u Teala müşridin ruhundan bir tane halk eder. O devamlı müritle olur. Kalbine manen konuşur. İsterse milyonlarca mürit bulunsun. Allah-u Teala o kadar ruh yaratır. Bu alemden Rabbi için zor değildir. Allah-u Teala'nın dostları olan Sadat-ı Nakşibendi için binlerce hatta on binlerce ruh yaratır ve böylece tasarrufta bulunmalara izin verilir. Mürşid-i Kamil Cenab-ı Hakk'ın izniyle ve yardımıyla erbab vasıtasıyla müridin durumlarından haberdar olup günah işlemeye yeltenmez. Namaz vakti uykudan uyanmayınca şeytan musallat olunca Allah-u Teala'nın bildirmesiyle müridini görür, ikaz eder ve mani olur. Şeyh Şevvi Rahmetullah Hazretleri irşad kürsüsüne oturduğu zaman irşadı sesi dünyayı çınlattı. Azizlerden biri onun huzuruna gelerek inat olsun diye seccadeye oturmak ve irşad kürsüsünde kurulmak mesele değil. Eğer gerçekten sen oraya layıksan şu anda Bağdat kadısının bardağı kaç tane nohut saydığını ve bil ve say dedi. Şeyh ona şöyle cevap verdi. Bu söz senin boyuna göre değildir. İşrah tahtına oturan, layık olan kimselere öyle tasarruf gücü verilmiştir ki onlar değil Bağdat kadısının nohutunu saymak yeryüzünün doğusu ve batısındaki bir müridini yaptıkları hatayı bile görür ve isterse tutar, isterse bırakır. Bu seccadeye oturan kişi dünyanın öbür ucunda birkaç müridinin eceli geldiğini bilip de
Şeytan onlara imansız göndereceğini anladığı an yetişip onları şeytan elinden kurtaramazsa o bu makama layık değildir. Onların seccadeye oturması caiz bile değildir. Beyadil Beslemi Hazretleri'nin sofisi bir gün gelip kendisini ziyaret ettikten sonra kurban müsaade olursa bir sorun var diyor. Şeyhin hakkı nedir? Vazifesi nedir? Ve müridin hakkı nedir? Beyadil Beslemi çok büyük bir soru sordun. Sen sorduğun çok büyük bir sırdır. Cevabını ancak ihtiyaç hasıl olduğunda verilir buyuruyor. Mürit tekrar soruyor. Kurban ihtiyaç hasıl olduğunda dediniz ihtiyaç nedir? Beyazıl Beslemi bu sorusuna karşılık bir mektup uzatarak al bu mektubu İstanbul'a Sultan Mahmud'a götür diye emrediyor. Halbuki o müridin böyle bir yolculuğa hiç hazırlığı yok. Ne parası var, ne de azığı var, ne de bineği var. Buna rağmen mürit hiç tereddüt etmeden yaya olarak bineksiz, parasız, pulsuz, hazırlıksız, çıplak olarak şeyhin ağzından söz çıkar çıkmaz derhal mektubu alarak yola koyulur. 2 aylık bir yolculuktan sonra İstanbul'a varıyor ve mektubu Sultan Mahmud'a teslim ediyor. Sultan Mahmud mektubu alıp okuyunca öpüp başına koyuyor. Sofya'ya de sen yoldan gelmişsin, yorgunsun, hadi istirahata çekil diyor. Arkasından da bir cariye çağırarak git bak Sofya'nın ne ihtiyacı varsa, ne yemek istiyorsa hazırla, istirahatını temin et diye emir veriyor. Cariye Sofya'nın kaldığı odaya girip canın ne yemek istiyorsa şöyle söyle hazırlayayım diye sorunca Sofi yoldan geldim. Boğazım toprak dolmuştur. Şöyle tatlı cisten pekmezli bir şeyler hazırla da yiyeyim diyor. Cariye kadın ateş yakıp isteklerini hazırlamaya başladığında şeytan da gelip Sofi'ye vesvese vermeye başlar. Şehveti dayanamıyor. Elini kadının uzun ve güzel saçlarına dokunduruyor. Dokununca şeytan daha da vesvese vererek şehvetini artırıyor. Sofi hemen yerinden kalkarak niyetini tam bozmuş olarak kapıyı kapatıyor. Artık kadınla zina arzusundadır. Sofi tam o sırada bir de ne görsün? Duvar 2 parça olup içeride Beyazıl Beslemi üzerinden cübbesi başında sarı olduğu halde çıkmasın mı? Sofi kendinden geçerek bir narı atıp yere yığılır. Beyazıl Beslemi Hazretleri Sofi'ye dönerek ey gafil ne yapıyorsun? Yusuf ile Züleyha'nın başına gelen fitne şimdi de senin başının üzerindedir diyor. Sofi bir müddet yerde kaldıktan sonra aklı başına gelip kalktığında bakıyor ki kimseler yok. Sabah olunca Sultan Mahmud'a gelip mektubun cevabını alıyor. Tekrar yola koyuluyor. 2 ay gidiş, 2 ayda geliş olmak üzere tam 4 ay sonra mektubun cevabını getirip şeyhine veriyor. Beyazıl Beslemi ha geldin mi? Evet kurban geldim diye Sofi cevap veriyor. Beyazıl Beslemi iyi güzel. Sen gelene kadar ben de sorunun cevabını hazırladım. Şeyhin mürid üzerindeki hakkı her ne söylerse itiraz acizlik göstermeden hemen yerine getirmek. Senin yaptığın gibi. Demedin ki yapmayayım. Bineğim yok. Demedin ki param yok, azığım yok, hazırlığım yok. Derhal 2 aylık yola reva oldun. Müridin şey üzerindeki hakkını gelince onu hatalardan, günahlardan emre uymamızlıktan korumaktır. O halde benim senin günahtan koruduğum gibidir. Bir Allah dostu sormuşlar. Sizin göreviniz nedir? Çözmek, bağlamak. Bize gelenlerin kalbini dünyadan çözer Allah'a bağlarız. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki Muhammed'in canı elinde olan Allah'a yemin ederim ki Allah katında en değerli kişiler insanlar Allah'a Allah'ın da insanları da
Peygamber buyuruyor ki Muhammed'in canlarında olan Allah'a yemin ederim ki Allah katında en değerli kişiler, insanı Allah'a, Allah'a da insanlara sevdirenler ve yeryüzünde nasihat ederek dolaşırlar. Manevi yardım, himmet. Süleyman Aleyhisselam Veziri Asaf bin Beleha Allahu Teala'nın veli kullarındandı. İsmi Azam'ı duasını bilir. Dua edince duaları kabul edilirdi. Sebe halkı güneşe taparlardı. Kadın hükümdarları vardı. Belkıs, adı Belkıs idi. Süleyman Aleyhisselam Hütüt kuşuna getirdiği bilgiler üzere Sebelilere bir mektup gönderdi ve hepsini hak dine davet etti. Melike Belkıs halkını topladı, mektubu anlattı. Nihayet Süleyman Aleyhisselam'ın davetini kabul etmediler. Yazışmalar sonunda Belkıs Süleyman Aleyhisselam'ın gücünü dayanamadı. Ona bizzat ziyaret etmek üzere yola koyuldu. Belkıs yolda Süleyman Aleyhisselam onun tahtını getirmeyi murat etti. Ve etrafındaki müşavirlerine ey ulular onlar teslimiyet gösterip bana gelmeden önce hanginiz bu melikin tahtını bana getirebilir dedin. Kitapta kendisine manevi ilim verilmiş kimse Asaf bin Berhiya gözünü açıp kapamadan ben onu sana getiririm dedim. Süleyman Aleyhisselam onun yanı başında görünce buna şükür mü edeceğim yoksa nankörlük mü edeceğim diye beni sınamak üzere Rabbime gösterdiği lütfundan dedi. O tahtı melekler vasıtasıyla getirildi. Halkını şunları tavsiye etti. Halkın arasına karış ama sükut et. Diline selam sarf etmeyi öğret ki kalbin yerleşmiş olsun. Gavs Abdülhakim zamanında bir ağa gelip tövbe ediyor. Sakal bırakıyor, sofi oluyor. Bir gün diyor ki kurban siz nefsi bağlıyor musunuz? Evet sofi biz nefsi bağlıyoruz. Kurban bu nefsin bağını kes. Ben bu nefse kavga edeceğim, dövüşeceğim, öldüreceğim diyor. Sofi nefsin bağını kesinme, kurban kes. Üç defa tekrarlıyor. Gavs Abdülhakim Hazretleri nefsin bağını kesince nefis ağanın omuzuna biniyor. Aga aynaya bir bakıyor. Nefis diyor ki aga sen agasın. Sana sakal yakışmıyor diyor. Nefis aga sakalını kestiriyor. Aga içki alemine düşüyor. Aga alta içiyor. Bir gün aklı başına geliyor. Bak içki içiyor. İçkisinden kaldırıp atıyor. Evine geliyor. Şalvarı giyiyor. Mübarek yerlere gidiyor. Böyle başını büküyormuş. Gavs Hazretleri buyurdu ki Sofi gel gel. Biz nefsin bağını kesmedik, gevşettik. Ya kesen olacaktın. Kardeşlerim biz bu olayı biz yaşadık. Biz tövbe etmeden önce sakal sünnetini bırakamıyorduk. Başımıza tak alamıyorduk. Elhamdülillah Allah dostları nefsi bağlıyorlar. İnsana manen bir destek geliyor. Zamanın sultanı görev yapıyor. Şu alemi dergahında topluyor. Nefis ile şeytanın belin büküyor. Sultanlar içinde benim sultanım. Gönüller tabibi benim sultanım. Sultanımın dergahında şırıl şırıl sular akıyor. Kavsum Hak'tan inen rahmetleri topluyor. Layık olanlara taksim yapıyor. Sultanlar içinde benim sultanım. Gönüller tabibi benim sultanım. Sultanımın dergahında şırıl şırıl sular akıyor. Kavsum Hak'tan inen rahmetleri topluyor. Layık olanlara taksim yapıyor. Sultanlar içinde benim sultanım. Gönüller tabibi benim sultanım. Sultanımın dergahında bir taş olaydım. Sultanımla bir arada kalaydım. Doya doya nurlu yüzünü göreydim. Sultanlar içinde benim sultanım. Gönüller tabibi benim sultanım. Yanarsın da kardeş aç da yanarsın. Ne yaparsan kavusumun sultanım duasıyla yaparsın. Keserse duasını gaflet deryasına batarsın. Sultanlar içinde benim sultanım. Gönüller tabibi benim sultanım. Allahu Teala cümlemizi zamanın kapısına gelip elini tutarak tövbe etmek nasip eylesin. Amin. Ve ahiru davana velhamdülillahi rabbil alemin.